Saatlerimiz 9'u gösteriyor. Haber Merkezi kuşağıyla birlikteyiz. İstanbul Veznecilerde dün sabah göreve giderken uğradıkları bombalı saldırıda şehit olan polisler ve sivil vatandaşlar bugün son yolculuğa uğurlanacak. Saldırıya ilişkin notları da yine sizlerle canlı bağlantılarla paylaşacağız. Olay yerinde Burak Özcan var ve bize son bilgileri verecek. İkinci durağımızsa Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi olacak. Deniz Tüysüz de yaralılarla ilgili son bilgileri paylaşacak. Önce Veznecilere döneceğiz ve Burak Özcan'dan alacağız ayrıntıları. Burak, Vezneciler nasıl bir sabah uyandı ve bugün ne olması bekleniyor? Burcu, 6'sı polis, 5'i sivil, 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği o bombalı saldırının düzenlendiği yerin hemen önündeyiz. Dün saat 8.40 sıralarında İstanbul Üniversitesi'ne nöbet değişimine giden polisleri taşıyan otobüsün geçtiği anda yol kenarına tuzaklanmış, bombayla doldurulmuş bir araç infilak ettirilmişti. Bu şekilde saldırı gerçekleştirilmişti ve saldırıda 36 kişi de yaralanmıştı. Şimdi yaralıların sağlık durumuyla ilgili son bilgileri almak için Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne dönüyoruz ve Deniz Tüysüz karşımızda. Deniz, sendeki notları alabilir miyiz? Burcu, 36 yaralı olduğu yetkililer tarafından açıklanmıştı. Dün çevre hastanelere sevk edilmişti bu yaralılar ve tedavileri devam ediyordu. Son aldığımız bilgiye göre ikisi polis, 5 kişinin durumun kritik olduğu bilgisi var. Bu yaralıların yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. Hafif yaralılar vardı. Onlar dün akşam saatlerinde taburcu olmuşlardı. Bugün de taburcu olacaklar. Bugün de taburcu olacak yaralılar var. Ancak ikisi polis, 5 kişinin durumunu hala kritik olduğu, hayati tehlikesi olduğu bilgisini verelim. Dün ameliyata alınan yaralılar vardı. İşte ameliyatları tamamlandı. Bazılarının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Bazılarının tedavisi ise... Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da şehit yakını ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı bir kez daha İstanbul'daki terör saldırısına tepki gösterdi. Mübarek Ramazan ayının daha ilk gününde milletimizi kana ve acıya boğan, gözü dönmüş bu teröristlerin bırakın Müslüman olmayı, insanlıkla dahi ilişkileri olamaz. Bu teröristler milletimizin mensubu olsalar kendi kardeşlerine saldırmazlar. Müslüman olsalar Ramazan günü kan dökmezler. İnsan olsalar sokak ortasında bu şekilde bomba patlatmazlar. Kur'an-ı Kerim bu tür kişileri belhum ezal, yani hayvandan daha aşağı diye tarif ediyor. Türkiye'yi terör örgütleri aracılığıyla, terör eylemleriyle, teröristlerle terbiye edeceğini, istediği şekilde yönlendireceğini sananlar beyhude uğraşıyorlar. Nasıl 100 yıl önce geldikleri gibi gittilerse, bugün de terör örgütünü üzerimize salanlar, onu bir koçbaşı gibi kullananlar bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Kuzey Irak ve Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında bulunan PKK hedeflerine hava operasyonu düzenledi. Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre operasyonda Kandil'de tespit edilen PKK'ya ait 9 hedef vuruldu. İkinci hava operasyonu ise Lice kırsalında gerçekleşti. Anlık istihbarat değerlendirmesi sonucu tespit edilen terörist grup ve barınaklardan oluşan 4 hedef vuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 152 milletvekiline yargı yolunu açan dokunulmazlık düzenlemesini onayladı. Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Murat Barış Koralp yayına hazır ve bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Murat, senden alalım. Resmi gazetede de yayınlandı. Haklarında 800 fezleke bulunan 152 milletvekilinin dokunulmazlığı artık kaldırıldı. Cumhurbaşkanının onayından geçen anayasa değişikliği mecliste, Adalet Bakanlığı'nda ve Başbakanlık'ta bekleyen bütün dosyaları kapsıyor. Yargı yolu açılacak toplam 152 milletvekilinden 57'si Cumhuriyet Halk Partili, 55'i HDP'li, 29'u AK Partili, 10'u ise Milliyetçi Hareket Partisi'ne mensup. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da isimleri var.
Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekillerinin dosyaları 15 gün içinde ilgili mahkemelere gönderilecek ve milletvekilleri artık yargılanmaya başlanacak. Dokunulmazlıkları kaldırılan milletvekilleri haklarındaki suçlamalarla ilgili ifadeye çağrılabilecek, tutuklu yargılama kararı verebilecek mahkemeler. Yargılama sonucunda hüküm giyenlerin bu cezaları kesinleştikten sonra milletvekillerinin haklarındaki dosyalar genel kurulda okunacak ve milletvekillikleri düşmüş sayılacak. Taksirli suçlar hariç bir yıldan ağır hapis cezası alanlar, terör suçlarıyla ilgili hüküm giyenler bir daha milletvekili adayı dahi olamayacak. Anayasaya göre meclisteki sandalyelerin %5'i yani 28 milletvekilinin düşmesi durumunda o bölgelerde ara seçime gidilmesi gerekiyor. Burcu. Murat Barış Koralp aktardı ve devam edelim. Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Brüksel'de bugün üst düzey bir terör zirvesi düzenlenecek. Büyükelçi Tunç Uydur başkanlığındaki heyette MİT Müsteşarı Hakan Fidan da yer alacak. Brüksel'deki toplantıda yabancı savaşçılarla ilgili Rus Karaşahin helikopteri için imzalar atıldı. Türkiye'de üretilecek helikopterler askeri ve sivil alandaki ihtiyaçlar için kullanılacak. Genel maksat helikopteri projesi kapsamında ve hava durumunun ayrıntılarına bakalım, veda edelim. İstanbul'da kuvvetli Poyraz bugün de üşütüyor. Hissedilen sıcaklık 13-14 derecelerde. Hava bulutlu, yağmursa öğleden önce ve kısa süreli yağacak. Ankara'da bugün kuvvetli ve gök gürültülü yağmur bekleniyor. Sıcaklık düne göre 6 derece düştü. Hissedilen sıcaklıksa 16 derece. Ve İzmir kuvvetli Poyraz'la serinledi. Termometre sıcaklığı 26 dereceyken hissedilen sıcaklıksa 22 derece. Hava parçalı bulutlu.